Sevgili balık burçları, bir perşembeden bir perşembeye yorumlarınıza başlamak istiyorum. 27 Nisan perşembeden 3 Mayıs'a kadar olan dönemde, yani Jüpiter günündeyiz ve sizin yorumlarınıza başlamak istiyorum. Bakalım balık burçlarını neler bekliyor. Hud suresi 51. ayette der ki, aziz dostlarım, ya kavmi la eselukum aleyhi ecra in ecira illa alellezi feterane efe la takilun. Ey kavmim, buna karşı ben sizden bir mükafat istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? Hazreti Nuh'tan anlatılıyor arkadaşlar Hud suresinde. Ad kavmi ve Ad kavmine Hazreti Hud'u göndermeleri, yine Hazreti Nuh'un tufandan önceki sözlerini içeriyor. Yani daha önce Ad kavmini örnek almadınız mı diyor. Bir savrulup gitme durumu var balık burcu. Bir sanki darbe almış gibisiniz, bazı sıkıntılarınız varmış gibi atlatmayı deneyeceksiniz, atlatacaksınız, merak etmeyin. 3 kişi var, bir işe girişeceksiniz. Bunlar kardeşleriniz, kuzenleriniz ya da işte arkadaşlık, can bağınız olan birileri olabilir. Kan bağı olması gerekmiyor. Bunlarla beraber hareket edeceksiniz. Kötülüğe karşı korunaklı duruma geldiğinizi, kendinizi koruduğunuzu görüyorum. Bir şeyler için neyse daha sonra bakarız, değerlendiririz diyeceksiniz. Çünkü bu aralar bir şeyler konuşmak için çok uygun dönem değil. Bir takım çocuk alt beyinli bireylerle ya da çocukça hareket eden insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Her konuda. Merkür'ün retro olması yalancıları, hırsızları sizin hayatınıza taşıyabilir. Herkese çabuk inanabilirsiniz. Hem duygusal istismar hem de maddi istismarlar olabilir. Balık burçları, yine balıklarla oğlaklar arasındaki ilişkilere dikkat edin diyorum. Yakınlaşmalar olabilir ama yalancı birisi olmasın. Sizin masum ve temiz isteklerinizi kötüye kullanan, dolayısıyla yüzünüzü yani güldüreyim derken ağlatan insanlar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun diyorum. Uzun süreli planlar için bir aldanış veriyor. Kısa planlar yapın balık burçları bu ara. Hem insanlar için hakkında bir karar vermeyin, iyi ya da kötü demeyin. Belki de çok iyi bir insandır, belki de seni çok ileri taşır. Hislerini dinle ama çok net karar verme, iyi ya da kötü deme. İnatçı birileriyle başa çıkmak zorunda kalacaksın. Başa çıkacaksın da üst düzey bir yetkili olabilir, bir konuşkan biri olabilir, patronunuz olabilir. Onlarla bir görüşme yapacağınızı ve gerçekten yeni bir fırsatın elinize geçeceğini söyleyebilirim. Bu aralar anlam veremediğiniz rüyalar görebilirsiniz, anlam veremediğiniz içsel bir sıkıntı olabilir. Geçici bunlar arkadaşlar, geçici. Şimdi sizin hem markap dediğimiz sabit yıldız burcunuzda dolanırken pek çok balık burcu yanılabilir, üzüntüye kendini sevk edebilir. Yani bir durduğunuz yerde iç sıkıntıları olabilir. Gökyüzünden kaynaklanıyor arkadaşlar. İç bilinçaltınızda bir şey yok. Zaten temizledik. Geçtiğimiz haftalarda büyük bilinçaltı temizlikleri yaptık sizinle. Artık bence biraz gökyüzünün ve markap yıldızın etkisiyle hafif üzüntüler olabilir balık burçlarında. Canınızı sıkmayın diyorum. Bazı dostlarıma evlat müjdesi gelebilir, hamilelik müjdesi gelebilir, değerlendirin derim sevgili arkadaşlar. Yaşlıca bir beyin, maddi manevi desteğini alacaksınız, hayır duasını alacaksınız ya da bir miras olayı gündeme gelecek. Üniversitede okuyan evladınız varsa hayırlı bir haber, geçemediği ders varsa ondan iyi bir haber alınabilir.
Öğrenciyseniz yine ne istediğini bildiğiniz için hayırlısıyla güzel haberlerle dolup taşacaksınız. Barış sağlayacağınızı görüyorum. Bir yemek daveti alabilirsin. Yemeğe gidebilirsin. Ya da dostlarınla bir arada olabilirsin. Kendini daha kuvvetli hissedeceksin. Bir yere ait hissedeceksin ve ağlaman, üzülmen bir anda duracak sevgili dostum. Şimdi hayırlı iki telefonum var. Uzun süredir görmediğin birini görebilirsin Balık burcu, ya da görüntülü konuşabilirsin. Ya yani bir hasret giderebilirsin. Aşk adına, özlemek adına barış olabilir. Görüşmeler çok hayırlı olarak geldi sevgili arkadaşım. Yalnız uykusuzluktan dolayı tepe çakra bölgesi sıkıntılı ya da baş ağrıları çok. Bu da zaman içerisinde dengeyi sağlayacak. Doğru hareket edeceksiniz ve hedefinize doğru ulaşacağınızı, ummadığınız yerden iki para alacağınızı, sevineceğinizi görüyorum. İki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalabilir bazı balık burçları. En hayırlısı kimse o olsun diyorum. Ne diyelim arkadaşlar? İyi olan, hayırlı olan hayatımıza gelsin diyelim. Merak etmeyin. Sıkıldığınız, üzüldüğünüz ne varsa hayırlısıyla önünüze gelecek. Sıkıntılar, üzüntüler bir anda sizden uçup gidecek. Bunu söyleyebilirim. Yalanların, yılanların sizden uzaklaştığı bir dönem. Balık burçları, dikkatli olun. Kötülükten uzak kalın. Allah'ın izniyle iyilikler dediğim gibi oluyor. Hırslı birisi bir yalan haberle gelebilir. Acele etme, hemen inanma sevgili dostum. Metin ol, metanetli ol. Acele edersen zarar görürsün. Bir de her şeyi atma içine, bir veya iki arkadaşınla paylaşacaksın. Onlarla da bir orta yol bulunacak. Bir merhamet görüyorsun ailenden mi, merhamet görüyorsun arkadaşlardan mı? Yani sanki bir derdine ortak olan birileri varmış gibi. Sarışın veya kumral bir beyden büyük yardım göreceksin. Aynı zamanda ikili ilişkilerde inatlaşma dönemi bitmiş. Senin dediğin olacak sevgili balık burcu. Acele bir haber alıyorsun, seviniyorsun ve bir şeyleri, yarım bıraktığın bir şeyleri tamamlıyorsun. Yağ vasi zikrini veriyorum balık burçları. 137'dir tekrar sayısı. Anlamı ilmi, merhameti, her şeyi kuşatan demektir. İnşallah merhametle ve iyilikle dolup taştığınız bir hafta olur. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili balık burcu arkadaşlarım.